Merhabalar Griffon Studio'ya hoş geldiniz. Bu ilk eğitim setimizde D5 Render programını öğreneceğiz. Kısaca D5 Render nedir? Bundan bahsedeyim. Son zamanlarda popülerlik kazanmış gerçek zamanlı bir render motoru. Kısa süreleriyle ve kaliteli sonuçlarıyla dikkat çeken bir program. Şimdi bu programımızı nasıl yüklüyoruz? Gelin ona bakalım. İlk olarak Google'a D5 Render yazıyorum ve burada dolent bölümüne tıklıyorum. Bizi otomatik olarak D5 Render'ın yükleme ekranına atacaktır. Buradan dolent seçeneğine tıkladığımız zaman otomatik olarak D5 Render'ın setup dosyası iniyor ve tıkladığım zaman buradaki D5 Render setup dosyasına tıkladım ve otomatik olarak gördüğünüz gibi setup başladı. Buradan ilk önce şuradaki tiki aktif hale getiriyorum. Install Folder bölümüne yani dosyanızı nereye kaydedeceksiniz? D5 Render nereye yüklenmesini istiyorsanız buradan değiştirebilirsiniz ve otomatik olarak Install Nova tıkladığınız anda işlem başlayacaktır. Ben de yüklü olduğu için ben şu an yüklemiyorum. Şimdi masaüstü bölümüne geldim ve gördüğünüz gibi yüklendikten sonra otomatik olarak D5 ikonu Masa üstümüze gelecek ve buraya tıkladığım anda D5 Render'ın Explore bölümü karşımıza geliyor. Şimdi buradan kısaca bahsedeyim. İlk olarak New bölümü. New bölümü yeni D5 Render projelerini açacağımız buton. Buraya tıkladığımızda bize D5 Render programını açacaktır. Open bölümü. Open bölümü de daha önce kayıt ettiğimiz projelerimizi, buradan açabiliriz. Regent bölümü ise daha önce D5 Render'da çalıştığınız projeleri burada kaydediyor ve Open'a gerek duymadan da otomatik olarak buradan projenizi açabilirsiniz. Şimdi Workflow bölümü. Workflow bölümü şu işe yarıyor. D5 Render programı e farklı bir program olarak yüklendiği için programlar arasında bir köprü görevi olması için bir plugine ihtiyaç duyuyor. Gördüğünüz gibi burada şu an entegreli çalışan bütün programların e mevcut. Hangi programla çalışmak istiyorsanız buradan eklenti ya da pluginlerini kurabilirsiniz. Ben SketchUp'la çalışacağım için şu an e, SketchUp Live Sync'i ve SketchUp eklentisini kuracağım. Bu aynı Max için de geçerli, Revit için de geçerli. Eğer ki Max ile çalışacaksanız bu ikisini kurmanız gerekiyor. E, daha önceki projelerde ya da daha önceki programlarda diyeyim, e, pluginleri böyle dosya içine atma gibi bir işleme gerek duymuyor. Direkt otomatik buradan indirebilirsiniz. Ve direkt e, setup dosyasını çalıştırın. Otomatik programlarınızı yüklenecektir. Şimdi gelelim. E, explore bölümüne. Burası zaten ilk ana sayfamızdı. Kısaca buradan bahsedeyim. Burada tutorial'lar var. Yani D5 renderın YouTube sayfasına girip aslında oradaki öğretici içerikleri de bakabilirsiniz. Ve altında da demos case var. Burası da D5 ekibinin yaptığı e, pro sahneler var. Bunları ücretsiz bir şekilde indirebilir, ee, içlerine girip inceleyebilirsiniz. Ve burada da bizim e, giriş bölümümüz var. Yani eğer ki D5 Render'ı satın aldığınız zaman, bu arada D5 Render ücretsiz bir program fakat e, bazı işte erişim kütüphanesinde pro sürümleri kullanabilmeniz için e, pro lisansı satın almanız gerekiyor. E, kendi sayfasından bakıp inceleyebilip eğer ki... Fiyat noktasında sizin için iyisi satın alabilirsiniz. Eğer ki öğrenciyseniz de e, öğrenci sürümünü kullanabiliyorsunuz başvuru yaparak. E, ben pro sürümü olduğu için buradan tıkladım ve zaten şu an pro sürümüm aktif olduğu için e, pro sürüm olarak kullanabiliyorum. Eğer ki öğrenciyseniz Get D5 for Education bölümünden otomatik olarak da başvurunuzu yapıp Öğrenci sürümünü elde edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ilk videomuz bu şekilde. Bir daha gidersek görüşmek üzere. Hoşçakalın.